Türklerin Anadolu'ya gelişi hem kendi tarihimiz hem de dünya tarihi açısından önemli dönüm noktalarından biridir. 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Savaşı'nın ardından Bizans ordusu dağıldı. Türkler bu zaferin ardından Anadolu içlerine gelerek Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlediler. Peki Türkler niçin Anadolu'ya geldiler? Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce Oğuzlardan kopan bir kısım boylar Azerbaycan, Güneydoğu Anadolu ve Irak'a gitmişlerdi. Göktaş, Buka, Mansur ve Anasıoğlu idaresi altındaki Türkmenler Cizre ve Diyarbakır havalisi ile Musul'u ele geçirmişlerse de uzun süre buralarda hakim olamadılar ve Azerbaycan'a geri döndüler. Kendilerine yurt, hayvanlarına otlak arayan Türkmen kitleleri Büyük Selçuklu topraklarına gelmeye devam ediyordu. Selçuklular Türkmenleri kargaşa çıkarmalarını ve otlak sıkıntısına sebebiyet vermelerini önlemek amacıyla Anadolu'ya sevk etti. Türkler Suriye ve Irak'a gidip yerleşmişseler de ülkelerin iç bölgelerine girmemişlerdi. Bu bölgelerin iklim ve otlak durumunun hayvanları için uygun olmaması Türklerin buralarda yoğun bir şekilde yayılmasına engel oldu. Claudio Cohen, Türklerin Mezopotamya ve Suriye'de gerçek bir yerleşim göstermeyip askeri hakim sınıf olarak kalmalarının sebebini bu bölgede Bedevi ve Kürt çobanların bulunması ve Türk develerinin sıcak iklime uyum gösterememesi olarak zikreder. Anadolu ise iklimi ve geniş otlakları ile Türklerin yaşantısına uygundu. Aynı zamanda Anadolu'nun yoğun bir nüfusa sahip olmaması ve burada Türklere direnecek güçlü bir askeri organizasyonun bulunmaması da Türkmenlerin buraya gelmesini teşvik edici unsurlardan oldu.